Arkadaşlar Viviana beni buraya getirdi. Orijinal İtalyan pizzaları. Neapel bölgesinde bunu yapıyorlarmış. Viviana arkadan geliyor. İki tane Aperol Spritz söyledik. Bir tane Viviana mozzarella bize aldı. Mozzarella di bufala. Bana biraz ağır geldi, o yüzden ben bunu almadım. Ama mozzarella'ya benziyor yani. Zitu bir mozzarella aldı. Bakalım ilk defa geldim, ilk defa deneyeceğim. Pizza başı 15 euro gibi bir şey verdik. Vereceğiz yani. Alkollerin fiyatına bakmadık. Bakalım başlayacağız. Son dilimleri. Viviana'ya yardım ediyorum. Bitiremedi. 10 dilimini de ben aldım. Ortam çok güzel ya. Çok tatlı. Ama bir yandan da şey, inanılmaz yüksek sesli yani. Ben konuşurken sesim geliyor mu gelmiyor mu hiç farkında değilim. Kar yağmış bu sabah. Hiç de haberlerde çıkmadı, kar falan beklemiyorlardı. Sabah bir uyandık, her yer bembeyaz. Bu sefer çok güzel tutmuş ya. Dün zaten çok inanılmaz bir soğuk vardı. Herkes şey oldu. Bana dedik ne oluyor yani, normal değil bu soğuk. Sabah bir kalktık. Böyle. Şey seviyorum bak, az önce yanından geçti. Kar da olsa millet yine alıyor bisikletini. Önünde çocuğu da var, önüne çocuğunu koymuş. Tırım tırım bisikletini sürüyor, çok hoşuma gidiyor. Benim çok kötüydü. Son iki haftada hiç yürüyemedim. Ben yani dedim, vaa bu seferki bambaşka, bu bambaşka bir şey. Çok korktum. Voltaren kremini aldım, hapını aldım. Neyse şu an biraz daha iyiyim, doğrulabildim. Hafiften spora başladık arkadaşlar. O yüzden böyle kilo yavaş yavaş arttırıyorum. Bakalım şimdi, bayağıdır bunu yapmıyordum ama. Arkadaşlar Kreuzberg'e polis merkezi kurulacak diye haberlerde çıkmıştı. Bakın yukarıya kurmuşlar sol köşede. Yerini de göstermeyeyim şimdi. Direkt onları çekiyor gibi olmayalım. Arabaları da buraya koymuşlar, ışıkları açmışlar. Bence güzel olmuş. Şimdi buradan Viviana ile beraber şey mantı yemeye gidiyoruz. O da biraz astı, burada beni bekliyor. Bir göstermek istedim size. Hala bitirememişler yolları. Kaç ay önce video çekmiştim, en az 3-4 ay oldu. Daracık yollar. Ondan sonra sürekli trafik oluyor. Çok soğuk bu arada. Aynı olmaz soğuk. Mantı yemeye geldik. Şansımıza kapalı ya. Şurada laylak var arkadaşlar. Ona bakacağız. Eğer orada güzel bir şey bulabilirsek, bazen çok taze çıkıyor. Börekleri inanılmaz. Eğer taze bulamazsak devamında abi kebap yemeye gidiyoruz. Arkadaşlar burada bu böreği göstermek istiyordum Viviana'ya. Böreği bulduk, şanslıyız. İki tane çay söyledik yanımıza. Ortaya lahmacun aldık. Burada Türk teyzeler. Burada içeride işte müşteriler falan. Hava çok soğuk. Kapı önüne oturmadık, buraya bir köşeye geldik. Bakalım yavaştan başlayacağız. So Vivi, come. Tamam mı börek han? Ya. Vivi bugün biraz hasta arkadaşlar. Und? Frisch? Ja? Çok güzel. Çok güzel kasız han. Çok güzel. Freut mich, dass es dir gut gefallen hat. Aber es ist nicht so warm. Man kann doch warm machen. Soll ich sagen? Nee. Okay. Şundan bir tane son kalmıştı.
İlle bunu yemek istiyorduk. Bulduğumuz iyi oldu. Bir de bunu denetmek istiyordum. Öyle bir yemeği. Bunları da aldık. Adam şortla geziyor bu soğukta ya. Ben içeride bile askı takıyorum, bakar mısın? Viviana bana sordu bu lahmacun orijinali nasıl yeniyor diye. Vallahi kimse lahmacun arkadaşlar limon sıkılmıyor diyor. Ama ben limonu sıkıyorum. Burada yeşillik vermiyorlar. Kokusunuz olsun. Man bravo por la bisnof petersilie dabei. Bir kafeye gittik, doğru yer bulamadık. Prospect, başka bir kafeye gittik, yer bulamadık. Acıkmaya başladık. Mantıya gittik. Mantıcı kapalıydı. Buraya geldik. Viviana böyle yemekleri falan denemeyi seviyor, farklı fikirleri. Benim de hoşuma gidiyor böyle şeyleri sevmesi. İşte geliyoruz, böyle farklı şeyler deniyoruz. Gözümü açamıyorum. Arkadaşlar bir dünkü havaya bakın. Hava kapkaranlık, gıpgri, her yer kar. Bir de bugünkü havaya bakın. Üniversiteden çıktım, bir tane gereksiz yine master dersinden. Abi yani üniversiteye olan inancım özellikle master'da tamamen ölüyor. Bazı bölümleri gerçekten üniversiteye gitmeden anlayamıyorsun. Bu tarz dersler, bölümler de var. Doğru, kabulüm. Ama anlatılan çoğu şeyin, yemin ediyorum, evinizde oturun. Üniversite hocasının attığı 50 sayfalık, geri geliyor 70-80 sayfalık. Özetleri o kadar abi anlarsın yani, resmen boşu boşuna gidiyoruz. Hani Türkiye'deki üniversitelerin kalitesizliğini biliyorum ama buradaki kaliteli üniversitelerde de sistem bu yani arkadaşlar. Üniversite totalde ölüyor yani. Kalitesini kaybediyor. Ama yapacak bir şey yok. Belki biz üniversiteye giden son jenerasyon falan da olabiliriz, bak bunu da düşünüyorum. Özellikle bazı bölümler için. Berlin'de seçimlerin tekrarlanması gerekiyordu. Seçimler tekrarlandı. Şimdi yeşiller şey diyordu bir ara. Bütün şehir içi arabaları yasaklayacağız. İşte her yer yaya, bisiklet yolu olacak falan filan. Güya böyle bir projeleri vardı. Yani bunu bayağı üstüne gittiler. Yemin ediyorum kendi arkadaşlarımdan tanıyorum. Çoğu normalde yeşillere veren insanlardı. Araba süremeyeceğiz bu yeşillerden dolayı. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, arabaya ihtiyacımız var diye millet korkulan. Arkadaşlar yıllardır yeşillere oy veren insanlar yeşillere oy vermedi. Yani ben kendi etrafımda bunu gördüm. Biraz böyle istatistikleri okudum. Mesela hangi yaş grubu hangi partiye vermiş falan gibisinden. Gençlerde şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz burada işte ırkçı parti var, yeşiller var, sol var, SPD var, bir de CDU var. 18-25 yaş grubu arasında işte ırkçı parti ve diğer birkaç küçük partinin oy oranı çok düşük. İşte 45 ve üstü çoğu kişi tekrar CDU'ya kaymış yoğunluk olarak. Bir de kadın erkek oranlaması yapmışlar. Kadınlar erkeklere göre sol partiye daha fazla oy vermişler. Ama çok büyük bir prosent değil ama %2.83 diye gösteriyordu ilk gün sonucu. Belki değişmiştir şimdi. Yani kadınlar biraz daha sola oy vermişler. Bir de şeye, yeşillere biraz daha fazla oy vermişler. O ırkçılığıyla meşhur bir parti var. O da erkekle kadın kıyaslamasında erkeklerden daha çok o ırkçı partiye oy gitmiş. Kadınlarda bu şey daha az. Daha az çıkmış erkeklere kıyasla. Bunlar ilginçti. Şarkı bir 10-15 tane istatistik okudum. Bakalım ne olacak? Ben bisiklet yollarının genişletilmesinden kendi adıma memnunum. Ama doğruya doğru bisiklet yolları büyüdüğünden beri arkadaşlar Berlin'de trafik olmaya başladı. Oğlum Berlin'de trafik yoktu. Aynı Türkiye trafiği gibi iş çıkışı falan trafik oluyor. İnsanlar gergin oluyorlar trafikten dolayı. Bir de her yerde inşaat var. Yani şöyle söyleyeyim, inşaat olduğunda da gerçekten o alanı kapatıyorlar işte güvenlikten dolayı. Bir yandan iyi ama bir yandan yollar daralıyor. Çok inanılmaz trafik oluyor son dönemde. Dün de beni Viviana akşam almaya geldi. Akşam dediğimde işte saat 6.30-7 yani tam böyle iş çıkışı şeyi falan. Abi yolda birçok yolda
trafikte kaldık ve insanlar bayağı gergin yani. Millet evine gitmek istiyor ve trafik yaşıyorsun. Neyse bakalım bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Herhalde bisiklet yollarını falan büyütmezler. Daha fazla da araç yasağı gelmez. Zaten zıt pıt sağda solda falan park etmeyi de yasakladılar. Hem yasakladılar hem de park ücretini çıkarma planları var. Daha gelmedi galiba o. Park ücretini çıkartırlarsa şehir içi sıradan bir yere araba koymak inanılmaz pahalı olacak yani. Ben hep söylüyorum yani bekar insan için... Daha doğrusu çocuğun da yoksa, ikiniz de çalışıyorsanız araba şart değil ama çocuğun varsa abi araba şart. Hastalanıyor, iş yerine telefon açıyoruz, hadi gel çocuğunu al. Ne yapacaksın ya? Yani? Bisikletle gidip mi alacaksın? -5 derecede, 10 derecede kışın yağmuru var, çamuru var. Yani araba şart. O yüzden arabası olan insanların şeyini anlıyorum. Bakalım yeni dönemde ne değişecek bilmiyorum ama şeyi fark ettim bir de çoğu arkadaşım ya herkes kimse motive değildi yani. Bayağı böyle gittik mi oy vermeye gideceğiz mi ya gitsek ne değişecek yani gitsek kime vereceğiz falan herkes bu kafadaydı.